Yasaklı maddeden 3 gencimizi kaybettik. İzmir Konak ilçesinde bulunan metruk bir binada cesetleri bulunan bu gençlerin henüz okul sıraları bulunması gereken yaşta kara toprağa girdi. Umut! Yasaklı maddeden Umut! Umut sen! Oh, Allah! Amanın kapaç pencerelerde yine onun kar yağıyor içeriye girmesin. Anne benim düşkün olduğumu da yine bu komşularım bilmesin. Evim nasıl oldu baba? Aferin sana. Peki büyüyünce ne olacaksın Umut sen? Büyük adam olacağım ben. Vay. Peki büyüyünce beni koruyup kollayacaksın mı? Sana hiç kimse dokunmaz ki baba. O niyeymiş bakalım? Sen zaten süper babasın. Senin özel güçlerin var. Allah Allah. Neymiş benim o süper güçlerim peki? Bilmiyorum. Göstermiyorsun çünkü. Benden hep gizliyorsun. Ama beni hep koruduğunu biliyorum. Gel lan buraya süper. Oku da bizi de kendini de kurtar. Tamam babacığım. Süper babacığım ben. Abi kalk bak. Herkes perişan zaten. Bırak. Kimse onunda değil anlıyor musun? Benim burada aslanım. Yiğidim yatıyor. Sen ne diyorsun? Yapma abi. Allah katında da günah. Günah sevabı umurumda değil tamam mı? Hiçbir şey umurumda değil benim. Hiçbir şey. Olmaz abi yapma kalk. Git dedim sana. Git. Allah yardımcısı olsun. Çok zor. Oğlum baban kendi hayatı gibi seninkini de batırdı. Seni ne kadar kendinden uzak tutsam da beceremedim. Kader denen yazgı bana evlat acısını yaşattı. Sana söz veriyorum oğlum. Bize bu aşığı yaşatanlardan intikamını alacağım. İntikamını alacağım. Çocuklar Haydar'a karşı bu aralar biraz daha anlayışlı olun olur mu? Anne, sen onun oğlu olduğunu biliyor muydun? Hayır. Sana nasıl söylemez? Ve sen hala ona güveniyorsun. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Ey Hacer, sen de bundan bana hiç bahsetmemiştin. Ben sizin bunları konuştuğunuzu sanıyordum. Bana daha önce hayatında aşk meşk olaylarının olmadığını söylemişti. Ya Haydar gibi bir adam sence kadınsız durabilir mi? O da iyi hoş da yalanı çok. Neyse, şu an konuşurdum da ama sırası değil. Ah bir umudum, çok da akıllı bir çocuktu. Okulda da çok başarılıydı. Nasıl böyle bir şey olur? Anlam veremiyorum. Peki Haydar'ın babası nasıl? O da hala hastanede, yoğun bakımdaymış. Bu acıya nasıl dayanacak hiç bilmiyorum. Allah acil şifalar versin. Amin. Torunu oğlu gibiydi zaten adamın. Haydar'la pek alakası yoktu Umut'un. Kudurtma şunu, ipini de açma sakın. Baba bir şey yapmaz ki. Sen boş versene oğlum. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da sonra mahallede dedikodu çıkar. Köpek Haydar'ı ısırdı diye. Baba mezun olacağım da ne alacaksın bana? Sen ne istiyorsun bakayım? Telefon baba. Okulda herkesin var bir benim yok. Tamam ulan alacağım. Peki sen okuyup ne olacaksın? Mühendis olacağım baba. Ulan helal sana be. Ama sakın baban gibi kaldırım mühendisi olma sonra. Hacer, bu Haydar kaç gündür mahalleden dönmüyor eve. Kolay mı canım? Acısı var. Sen de biraz anlayışlı ol. Ben de onun iyiliği için diyorum. Hadi gel onun mahallesine gidelim. Kız kardeşine falan başsağlığı dileyelim. Ne yapacağız orada? Oralar çok tehlikeli. Haydar alıp eve gelelim. Sen biliyorsun değil mi evi? E tabii. Sonuçta teyzemin evi. İyi madem. Ben hazırlanayım hemen çıkalım. Ben de benimkini arayayım madem. Çocuklara sahip çıksın. Bu annem de nereye gittiyse. Bunun için değerli kardeşlerim o zaman insan şunu diyecek. Haydar başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun abi. Dostlar sağ olsun. Belki tanımamışsındır. Ben Çakır. Cemşit'in abisi. Tanımaz olur muyum abi? Çakır abi tanımam mı? Biliyorum acın taze. Ama bize olan borcun da miadını doldurmuş artık. Biliyorum abi. Hallediyordum zaten. Şu iş başımıza gelmeseydi. Bırak lan bana masal anlatmayı. Seni şuracık tadım ederim. Kimse elimden alamaz. Estağfurullah abi. Ben şimdi gidiyorum. Sana 48 saat müsaade. 100 bin borcunu getir.
Yakışıyor mu abi? Senin gibi delikanlıya yakışıyor mu? Hem benim borcum 80 bin liraydı. Eski çamlar bardak oldu Haydar. İp tarifem bu. Kesirin kesildi. Eyvallah. Canın sağ olsun. Canım mı sağ olur, t**larım mı? Göreceğiz. 48 saat ha. Ulan, ulan. Hepiniz göreceksiniz. Burası ne böyle Hacer? İnsan yiyecek gibi bakıyorlar. Ben sana demiştim. Hadi geçelim, geçelim. Tabii acı bacım. Sorma bacım, sorma. Tekrardan başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ olsun. Haydar'ı gördün mü abla? Kaç gündür sesi çıkmıyor? Yok, kaç gündür eve girmiyor. Mezarlıkla hastane arasında gidip geliyor. Babamın da durumu çok kritik. Allah acil şifalar versin. Amin amin. Kesin hastanededir. Dün hastanede karşılaştık. Durumu nasıldı? Bitik haldeydi. Korkuyorum. İntikam falan diyor. Aman Allah göstermesin. Aksilik ya. Cebine dolaşılmıyor. Şarjı bitmiştir. O yüzden. Abla, teyzem gelecek mi? Haberi var mı onun? Kocasına söyledik ama kendisine daha söylemedik. Duyarsa kalbine iner. Allah korusun. Anneniz babanızdan ayrı mı? Eskiden beri annem bizi bırakmış çocukken. Öykü karıştırma şimdi. Hacer, ben Haydar'ın yanına gidiyorum hastaneye. Sen Öykü'yü eve bırakırsın. Tamam canım. Poyraz, açma televizyonu. Cenaze evimiz var. Ne kadar tanımasak da o da bizim kardeşimizdi. Peki nasıl ölmüş abla? Sen biliyor musun? Yasaklı madde kullanmış. Hap mıdır nedir? Yüksek dozda. Hadi ya, kimden almış ki? Kaldırımda satıyorlar bunu. Direkt diplerinde. Sen de arkadaşlığını seç. Bak, bu çocuk arkadaş kurbanıymış. Kim dedi abla? Hacer söyledi. Çocuk okulda çok başarılıymış oysa. Ama anne baba başta olmayınca... Bizim de babamız yok abla. Biz de mi öleceğiz? Saçmalama Poyraz. Bizim annemiz, anneannemiz, dedemiz başımızda. Onlar bizi yalnız bırakmaz. Allah onların eksikliğini vermesin abla. Amin kardeşim, amin. Ben senin yokluğuna dayanamam. Umut, oğlum, nerelerdesin sen? Herkes seni öldü biliyor. Baba, sen torbacı mısın? Hayır oğlum, ne alakası var? Bunlar senden almış hapları. Hayır, ben... Evet oğlum, çok pişmanım. Ne olur beni affedin. Sizden de çok özür dilerim. Sizden de çok özür dilerim. Kaça veriyorsun abi? Kaça veriyorsun abi? Kafa yapar mı bizde? Kafa yapar mı bizde? Bunlar senden almış hapları. Bunlar Haydar, senden almış hapları. Haydar. Ne yapıyorsun sen burada? Babamı bekliyorum. Yoğun bakımda. Çıktığında zaten haber veriyorlar bize. Hayır. Hayır. Onun canının parçasını ben elinden aldım. Onun bana ihtiyacı var. Seninle ne alakası var? Sen mi öldürdün çocuğu? Ona sahip çıksaydım böyle olmazdı. Göz göre göre ölüme ittim ben onu. Ölüme ittim. Saçmalıyorsun. Oysa biliyor musun? Çok başarılı bir çocuktu. Okulun birincisiydi. Ona o kadar kötü davranmama rağmen beni sevmekten hiç vazgeçmedi. Hiç vazgeçmedi. Baba, fotoğraf çekilelim mi? O nereden çıktı oğlum? Ben sevmiyorum fotoğraf filan ya. Arkadaşlarıma yemek ısmarladım baba. Saf oğlum, seni kullanıyorlar anca. Aptal, aptal. Baba, sen beni hiç sevmiyor musun? O nereden çıktı oğlum? Şu senin sorgu suallerinden de bıktım gerçekten ha. Vazgeçmez tabii. Hem hangi evlat atasını, babasını sevmekten vazgeçer ki? Ben iyi bir insan değilim Yaprak. Saçmalıyorsun. Kalk eve gidelim. Sen git. Benim bir ufak işim var. Halledip geleceğim. Bekliyorum canım. Senin malları Cahit okuturken paket olmuş. Ulan onların hepsi defolu. Başımıza iş açar. Hem bizim malları Cahit nasıl satıyor? Abi, biri senden aldığın malları ona devretmiş. Nasıl olur? Bana böyle bir kelek nasıl yapılabilir? Sorma abi. Zaten olaylar karışık. Polis birçok yere baskın veriyor. Peki, bizim malları Cahit'e okutan puş kim? Dediklerine göre Haydar denen biriymiş.
Ölen çocukların biri de onun oğluymuş. Ne? Ulan tesadüfün bu kadarına da pes. Sorma abi, cezasını bulmuş. Kimseye güvenmeyin. İşlerinden muhakkak bizi satan alacaktır. Manangoz ve kahvehaneler çalışıyor abi. Piyasa durulana kadar bir süre uzak durmak gerek. Tamam abi, sen nasıl istersen. Bir de şu Aydar'ı cezasız bırakmak diğerlerine cesaret verir. Ne yapacağız abi? İbreti alem için sağ elinin parmaklarını keseceğiz. Artık piyasada parmaksız olarak anılacak. Hemen mi? Ben haber ederim. Tamam abi, ben çıkayım. Fazla görünmeyeyim buralarda. Abi, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Bana bir tabanca lazım. Ne tabancası? Sen kafayı mı yedin? Uzatma. Bana iyi bir tabanca. Tamam da uzak dur derim. Sen rahat durmazsın. Başına iş açarsın. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Bir de şu krediyi çekeceğim. Sen adamlara haber salsana. Bak adamlar paranın %40'ını alıyor. Sonra çok mok deme. Kaç yere pay ediyorlar. Bankacıları bile bağlıyorlar anlayacağın. Alsınlar. Benim 300 bini temiz versinler de gerisinin önemi yok. Tabanca, kredi. Ne yapacaksın sen? Kredi vermezlerse bankayı mı soyacaksın? Ben hırsız değilim kardeşim. Ufak hesapları kapatıp temiz bir sayfa açacağım. Tabancayla yeni bir sayfa açmak. Çözemedim seni. Acın da var, üzerine gelmek istemiyorum. Gelme de zaten be Mahmut. Sen benim dediklerimi ayarla, fazla zamanım yok. Ben de avantama bakıyorum. Alo. Kredi çekecek bir balık var. Abi, her şey hazırlıklı olun dedi doktor. Biz babasız ne yapacağız? Ya ben ne yapayım? Umutsuz, oğlumsuz. Sen buna yaşamak mı diyorsun? Abi, seni kırmak istemedim. Bacım, Allah bir şekilde sabır veriyor. Abi, sana da bir şey olursa dayanamam. Bacım, sen çocuklarına, eşine sahip çık. Bana bel bağlama. Abi, ne yapacaksın? Oğlumun canına kastedenlerin hayatını cehenneme çevireceğim. Abi, senin etin ne, budun ne? Sen abini hep öyle hatırla. Etliye sütliye karışmayan bir adam gibi. Sen benim abimsin, babam yarımsın. Ben sana kıyamam ki. Hadi sen git bacım, beni de ağlatma. Kocam bekler seni. Bacı, küçükken bir sekimiz vardı. Tahta divan. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Hep altına saklanırdım. Annem de korkar, ortalığı birbirine katardı kızım kayboldu diye. Evet de abi, o neden aklına geldi şimdi? Keşke şimdi ben de o sekinin altına saklanabilseydim. Sen annemi özledin herhalde abi. Sakın! Şeytan görsün onun yüzünü. Diyeceğim, bu ara ortalıktan kaybolursam say ki ben o sekinin altındayım. Tamam abi. Tamam hadi geç kalma. Hakkını helal et bacım. Helali hoş olsun abi, ne demek? İnşallah abim bir delilik yapmaz. Abi, ben hazır duruyor bekliyorum. Tamam kardeşim, ben de bir şey konuşup geliyorum hemen. Böylelikle evin üzerindeki hipoteği kaldırdık. Artık gönlün rahat olsun. Sağ ol, teşekkürler canım. Boşanmamız için de gerekli olan evrak o dosyanın içerisinde var. Artık özgür bir kadınsın. Emin misin Haydar? Son kararın mı? Benden sana artık hayır gelmez. Beladan başka bir şey getirmem sana. Sen çocuklarımla ilgilenmelisin artık. Yoluna bakmalısın. Çocuklara dikkat et. Ne olur. Seni seviyorum. Canım lütfen. İşi daha fazla zorlaştırma. Sen gitmelisin artık. Yolun açık olsun. Öylece verdin 300'e. Zaten onun parasıydı. Ona borçlu kalamazdı. Hadi gidip diğer işi halledelim o zaman. Gidelim. Emaneti getirdin. Emekli polis silahıymış. Çalıntı mı yoksa? Ne yapacağım? Müzede mi sergileyeceksin? Yok da başımıza iş açmayalım diye diyorum. Telefon mu bu üstünde GPS olsun? Mis gibi silah, attığını vurursun. Sağ ol be Mahmut. Seni de yorduk.
Ne demek bu abi? Aynı mahallenin çocuğuyuz. Birbirimize işimiz düşer. İyi bakalım. Var mı alacak verecek şimdi? Yok, tamamdır. İyi bakalım. Ben kaçar. Gidip de gelememek, dönüp de bulamamak var. Hakkını helal et. Helal olsun. Belli ki bu Aydar birilerinin canını yakacak. Anne, nerede kaldın sen? Ne yapayım kızım? Banka manka koşturma derken anca bu saati buldum. Hani Haydar nerede? Hele kapat şu kapıyı kızım sen de. Biz Haydar'la ayrıldık. Bu da evin kudeyi. Onu da kaldırdım. Nasıl olur anne? Senden nasıl ayrılır o? Bilmiyorum kızım. Bir kötülük yapacak herhalde. Allah yardımcısı olsun. Neyse anne, sen çok yorgun gözüküyorsun. Geç içeri biraz daha. Annem mi erken hayatta abla? Sorma Poyraz. Annem Haydar'dan ayrılmış. Canı sıkkın biraz. Hadi abla. Gerçekten ayrılmış mı Haydar'dan? Evet kardeşim. Artık sanırım bitti o iş. Kurtulduk Haydar'dan. Sen ha? Ulan sen benim malımı ne hakla hizmet okutuyorsun? Konuşma!